Merhabalar, Z Fold 5'in ekranını Amazon'dan sipariş ettiğim bir ekran filmiyle kaplamaya çalışacağız. Bunların fabrikasyon olarak gelen bir ekran filmi var ama zamanla kalkabiliyor. Bende de bir sene sonra hafiften üst taraftan kalkmaya başladı. Daha önce tabletimi MediaMarkt'taki ömür boyu ekran koruma hizmetine dahil ettirmiştim. Belli bir para veriyorsunuz. Ömür boyu o tableti siz kullandıkça ekran koruyucuya bir şey olursa yenileme şansınız vardı. Yine ben de rahatlıkla yaparlar diye MediaMarkt'a gittim. Ancak belki de bunun ekranı kavisli olduğu için kaplamayı beceremediler. Yani ufacık bir üst tarafta kalkma varken kendi taktıkları, bir de bana sormadan, yani ben ona göre ekran koruyucu var mı diye soruyorum. Onlar direkt söküp takmaya başladılar benden onay almadan. Beceremediler. Birkaç kere söktüler, taktılar. Fabrikadaki ekran koruyucuyu da çıkardılar. Ekran korumasız kaldı. Yani kötü bir süreç yaşadık. Bunu tabii MediaMarkt'a ben şikayet ettim. Tekrar gelin işte yardımcı olacağız falan dediler ama ben ekran kaplamayı beceremeyecekleri için, ben öyle bir kanaat oluştuğu için götürmedim. Çünkü birkaç kere farklı kişiler denedi ama başaramadılar. O yüzden böyle bir ekran koruyucu siparişi verdim. Bunun bir takma aparatı var ve alanlar memnun. Nasıl yapacağımızla ilgili buradan bir video izleyeceğiz. O videoyu ben bir izleyeyim. Bu arada burada herhangi bir model yazmıyor. Z Fold 5 için almıştık. Bir model göremedim. Bir teşekkür kartı, fırlat gitsin, uygulama araçları demiş. Burada anlatıyor aslında. Kenarda dursun. Evet, stickerlar vermişler. Garantiyle ilgili aktive etmek için bir kare kod veya kapsamlı bir kutu. İşte bununla şöyle bastırarak uygulayacağız. Zaten işte o eğimden dolayı yapamadılar. Burada da ön cam için iki tane ekran koruyucu var. Bu arada ikişer tane var. Yani iki tane ön cam için, iki tane de iç cam için ekran koruyucu var. Ama ön camda şu an bende sıkıntı yok. Onları kullanmayacağım. İç camda herhangi bir ekran koruyucu yok. Bunlar da iç cam için ekran koruyucular. Yani ikişer tane. Telefonumuzu tabii ilk önce şu kılıflardan kurtarmamız lazım. Telefonumuzda şu ana kadar en ufak bir çizik bile yok. Rengini bile unutmuşum. Açık mavi renkmiş. Telefonun oturacağı büyüklükte ama ters yaptık. Evet. Hiç oynamadan oturacağı bir şöyle aparat veriyorlar. Şimdi telefonumuzun şu an ekran koruyucu yok telefonda. Ekranını sileceğiz. Bunu kullanacağız ama önce ben güzel bir alkolle sileyim. Epey kirli olduğu için bir ön temizlik yapmak istiyorum. Şey sıkayım. Tozlara salsın diye. Hiçbir leke kalmaması için ön temizlik yapalım. Bu arada ilginç bir şey öğrendim. Bu fabrikasyon ekran koruyucu garanti kapsamındaymış. Yani bunu Samsung servisinde değiştirebiliyorsunuz. Daha ilginç bir şey daha öğrendim. Bu ekran koruyucu için ekranı değiştiriyorlarmış. Yani cihazdan ekranı yüksek ısıyla ayırıyorlar. Yani bana çok mantıksız geldi. Demek ki o ekran koruyucu kaplama işlemini ancak fabrikada yapabiliyorlar ki ben de bunu yaptırmak istemedim. Yani bir ekran koruyucu için esnek mi ekran? Neden ben bu ekranı değiştirteyim ki, yani onu elleteyim? Ekranda hiçbir sorunumuz yok. Gayet güzel ekran. Bir de belki orada haftalarca kalacak, onu da bilmiyorum. O yüzden kendi sorunumu kendim çözmeye karar verdim. Yani hiçbir şekilde servise verip ekranın değişmesini istemiyorum. Artık oldukça güzel temizledik. Birkaç tane şey kaldı. Havadaki tozlar için yine sıkıyorum. Evet, çok ufak birkaç tane toz görüyorum. Bunları da temizlemeye çalışayım. Köşelerde bayağı bir toz birikimi var. Onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Evet, şimdi kendi bezini buradan açacağım. Cam mendili çıktı. Bu herhalde bant şeyleri almak için. Bir tane daha bant çıktı. Evet, bir tanesinin içinden de ikişer tane mendil ve ikişer tane bant çıktı. Bu da çok güzel. Bol bol temizleme aparatımız var. Şimdi bu şurada dursun. Islak mendille güzel. Bununla da temizleyelim. Belki bunların içerdiği madde daha iyi bir temizleyici olabilir. Bu kadar tiz çalışan bir firma. Kutu içeriği çünkü çok güzel ve zengin. Lekeleri çıkarmıştık. Zaten ekranda bir leke varsa onu götürmek için şu an herhangi bir leke, demin de bir ön temizlik yaptık, kalmamıştı. Şimdi bunu kenara koyuyorum ve temiz mendille tekrar siliyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla hiçbir tüy kalmadı. Evet, bunu da güzel ambalajından çıkaralım. İçerik kalitesi gerçekten oldukça iyi.
Bunu buraya oturtacağız. Ondan önce bir daha tüy şeye bakalım. Bir tane toz düşmüş, birkaç tane. Çünkü havada tozlar var. Ne kadar engellemeye çalışsanız da fabrikadaki tozsuz ortamı yakalamamız evde mümkün değil tabii ki. O yüzden çok ufak tefek baloncuklar kalabilir. Bir de zamanla bu baloncukların da gittiğini iddia ediyorlar. Şimdi hemen yeni bir toz gelmeden şöyle oturttum. Buradan güzelce yerini ayarlamamız lazım. Bunların bunlara girmesi gerekiyor demek ki. Ama o zaman kenarda kaldı, uymadı. Şurası boş. Böyle yapacağız belki de. Şimdi tam oturdu. Evet arkadaşlar, bu da çok güzel. Bakın şuradan giriş delikleri yapmışlar. Gerçekten yani beceremesem de adamlar güzel bir sistem koymuşlar. Ama ben yine bir toz şeyi yapacağım. Evet şu an toz görmüyorum. Bir iki tane ufak toz gelmiş. Onları da hallettikten sonra yeni toz gelmeden şunları oturtalım. Evet. Şimdi artık zaten altına toz girme ihtimali yok. Üstünü kapattık. Ben bu videoya bir daha bakmak istiyorum bilgisayardan. Ya video da o kadar hızlı yapıyor ki. O yüzden yavaşlatarak izleyeceğim. Şu aparatı alıyoruz arkadaşlar. Buradan kaldırıp ortadan kenara doğru itmem lazım. Tam itmeye nerede başladığına bakacağım. Evet şuradan kaldırıp itmeye başlayacak. Ben bir daha havadaki tozlara sıkmak istiyorum. Çünkü kapağı yine kaldıracağız. Şuradan kaldıracağız. Ortadan itmeye başlayacağız. Haydi bismillah. Evet bu tarafı yaptık. Sıra diğer tarafta. Videoda da aynı bizimki gibi şeyler kaldı. Sonra bunları evet şöyle temizliyor arkadaşlar. Şöyle temizliyor kenara doğru. Bu da çok güzel bir şey. Burada kumaş bir yüzey var. Bu kadar bunu övdükten sonra bir de sonuç kötü olursa. Yani elimizden geleni yaptık. Adamlar da gerçekten güzel bir ürün yapmışlar. Ve ayrıca bir şansımız daha var. Çünkü iki tane var. Evet, bunlar bu kadar gidiyor. Evet, zaten kalan baloncukları bunu kaldırdıktan sonra da yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, bismillah diyerek şuradan kaldırıyorum arkadaşlar. Böyle bir sonuç elde ettik. Şuralarda biraz baloncuk var, buralarda var. Şimdi onları temizlemeye çalışacağım. Ama zaten 24 saat içinde bunların da kaybolacağını söylüyor üretici. Bakalım kaybolacak mı bilmiyorum. Evet bir tane baloncuktan kurtulduk. Ama kesinlikle bu MediaMarkt'taki çalışanların yaptığından kat kat daha güzel oldu. Onlar da her taraf baloncuk ve çizgi doluydu. Birkaç tane küçük baloncuk kalabilir. Bu benim kabulüm. Ama onların bana teslim ettiği şekilde kullanmam mümkün değildi zaten. Fiyatı da arkadaşlar, zaten linkini koyacağım. Fiyatlar tabii değişkenlik gösteriyor ama her şey dahil zannediyorum 700 küsür liraydı. Gümrük şeyleri de dahil. Evet bu kadar çıkabiliyor. Arkadaşlar şurada görünüyor mu bilmiyorum. Ufak tefek birkaç baloncuk var. Bunların da geçip geçmeyeceğini kaç gün içinde göreceğiz. Fena olmadı yani. En azından hizalamayı çok rahat yapabiliyorsunuz bu aparatla. Belki şuralarda tozlar mı kaldı? Onu tam bilemiyorum ama toz da görmüyorum. Zaten toz olursa o baloncuk gitmez ama toz yoksa gidecektir diye düşünüyorum. Evet çıkarabildiğimiz bu kadar. Birkaç gün bekleyeceğiz. Yani hissiyatı da güzel. Evet, birkaç gün bekledikten sonra atarım demiştim ama birkaç gün beklemeden şöyle bir şey yaptım. Zaten çok fazla baloncuk oluşmamıştı. Şimdi şöyle daha iyi göstereyim. Bakın hemen hemen hiç baloncuk kalmadı. Şurada bir tane çok küçük var. Onu da halledebilirim. Şöyle bir şey yaptım. Saç kurutma makinesiyle hafif ısıtarak şu kendi yanında gelen şeyle kenarlara doğru ittirdim. Ve beklediğimden de iyi bir sonuç elde ettim. Sonuç...
Bence mükemmel, beklediğimden daha güzel oldu diyebilirim. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Yani dokunmatik hassasiyeti de oldukça iyi ve başarılı bir sonuç elde ettik. Gerçekten böyle eğimli bir ekran için belki de olabilecek fabrikasyon olmayan. Çünkü birkaç tane telefoncuya sordum. Hiçbiri kabul etmedi eğimli ekrana ekran filmi takmayı. Demek ki çok sorunlar yaşamışlar. MediaMarkt'taki belki binlerce ekran koruyucu takan elemanlar da beceremediler. Ancak bu ekran koruyucu içindeki araçlarla istediğimden, beklediğimden çok daha güzel bir şekilde ekran koruyucuyu uygulayabildim. Evet, ekran koruyucunun kutusu bu. İçindeki temizleyiciler, aparatlar, her şey yeterli. Sonuç itibariyle oldukça iyi bir sonuç elde ettim. Herkese tavsiye ederim. Hissiyatı da gayet güzel. Ekran görüntü kalitesini de düşürmedi. Gayet güzel, canlı görünüyor yine renkler. Ürün linkini de açıklamada bulabilirsiniz.